Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde mutfağımdan değil de tarladan sesleniyorum. Tarlaya geldik hemen çardağımıza biz. Çardağımızı kısacık şöyle size hemen tanıtmak isterim. Hemen çardağımızın başında da tulumbamız var. Tulumbamız çok güzel aktif halde. Hemen size acı biberlerimi de göstermek istiyorum. Artık kızarmaya başlamışlar. Bu şekilde. Şimdi çardağımıza gidelim. Peki biz bugün bu tarlaya, çardağımıza niye geldik? Hemen onu anlatayım sizlere. Çocuklar da buradayken hep beraber piknik yapmak üzere biz tarlamıza geldik. Bugün biz ne yapıyoruz aslında? Neyin çekimini yapıyoruz? Tenekede şiş kapama yapıyoruz. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Tenekede şiş kapama yapıyoruz. Bunun için bir miktar etimiz vardı. Ben evde kuşbaşı doğradım. Yine bir miktar iç yağımız var. Bu olmazsa olmaz. Bunu ben evde yine böyle küp küp doğradım. Buzluğa attım. Bir yarım saat kadar buzlukta bekledim ki sıcakta, çünkü bunlar yumuşama yapar. O yüzden. Şimdi bu etimizi tatlandıracağız. Fakat bunun için ne kullanıyoruz? Toz kırmızı biber, toz karabiber, kekik ve bir yemek kaşığı da yoğurt kullanıyorum. Şimdi etimizi tatlandıralım. Daha sonra diğer bu malzemelerimizi doğramaya geçelim. Hemen baharatlarını katalım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar dolu dolu şöyle toz kırmızı biberi alalım. Damak tadına göre tuzumuzu alalım. Karabiberimizi yine damak tadına göre alalım. Yine kekiğimizi de alalım. Ve bir yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Onu da hemen alalım. Etlerimizi bir güzel yoğuralım. Etlerimizin ağzını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Etlerimiz şimdi dinlenirken, baharatların içine alırken biz de diğer malzemelerimizi doğrayalım. Biberlerimizi hemen doğramaya başlayalım. Şişe geçecek şekilde birazcık şöyle etli bırakıp bu şekilde biberlerimizi keselim. Ben biberlerimizi bu şekilde doğruyorum. Biberlerimiz ben bir hayli doğradım. Biraz da bırakıyorum. İhtiyaç duyarsam tekrar ayıklarım. Biberlerimizin şu tohumlu sap kısımlara yakın olan yerleri şöyle elimizle bastırırsak bu tohum kısımları hemen çıkıyor. Çok rahat bu şekilde. Bakın tohumları var. Şöyle bastıralım. Hemen bu şekilde çıkıveriyor bunlar. Şimdi artık domateslerimizi doğrayalım. Domateslerimiz olgun fakat yumuşak olmamasına dikkat edelim. Bunlar biraz sert domateslerden. Hemen şöyle keselim. Bunları biraz iri doğruyoruz. Niye? Çünkü şişte durmaları için, kaymamaları için
Bu şekilde iri parçalar haline doğrayalım. Ben kalan domateslerimizi de bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde böyle hazırlayalım şişlerimizi. Önce altına bir tane bu kat iç yağımızdan, katı yağımızdan şöyle bir geçirelim. Etimizden hemen bir tane şöyle alalım. Bir biber. Tekrar etimizden. Domatesimizi şişimizi takarken bu deri kısmı var ya, şu şey kısmı, üst kısmı, parlak kısmını şöyle bu şekilde geçirelim. Yoksa öbür türlü böyle yan yaparsak dağılma yapabilir. Bu şekilde yapalım. Yine bir tane etimizden geçirelim. Şu orta kısmında yine bir tane iç yağ yapalım. Şimdi bu pişerken iç yağı kendi yağını salacağı için hem etlerimiz kuruma yapmayacak hem de daha lezzetli olacaktır. Yine bir tane etimizden alalım. Şimdi tekrar domatesimizden alıyoruz. Yine biber alalım. Hafif şeylerimizden şöyle sıktırırsak daha güzel olacaktır. Bu şekilde. Yine et. Şimdi bir tane yine şöyle bir iç yağından alalım. Buzluğa koyduğum için biraz dağılma yapıyor bunlar da. Evet. Bu şekilde yaptık. En üste tekrar sadece etle bırakalım. Bu şekilde şişlerimizin hepsini hazırlıyoruz. Şişlerimizi bu şekilde biz hazırladık. Şişlerimizin bir tarafı yağ ile başlıyoruz ya. Bir diğer tarafı ise etle bitiriyoruz. Ben şişlerin bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi bunu niçin böyle yapıyoruz? Ateşe koyarken bunu da şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi artık gidelim ateşimizi yakalım. Biz şişlerimizi bu şekilde hazırladık. Eşim böyle bu şekilde bir aparat yaptı. Aparat yani dal kesti ağaçtan, bu şekilde hazırladı. Altında da kaldırım taşı kullanıyoruz. Peki bu kaldırım taşını biz niçin kullanıyoruz? Alttan da şişlerimizi güzel pişirdiği için, taş kızdığı için. Ve şimdi diğer şişlerimizi de bu aynı bunun gibi hazırlıyoruz. Demiştim ya, bir tarafını et, bir tarafını yağlı bitiriyoruz diye. Bu yağlı olan kısmını mutlaka şişlerimizi dizerken üste bırakalım. Et kısmını ise bu altta bırakalım şişlerimizin. Bunu niçin yapıyoruz? Üstten şimdi tenekelerin altına kızdıkça bu yağ şişlerimizin üzerine yayılacaktır. Hem kurumasını engelleyecek hem de lezzet katacaktır. En alt kısmında et yaptığımız için, et pişerken büzme yapacağı için şişte duracak ve yukarıdan aşağı sağılmasını engelleyecektir. Etlerin ve diğer malzemelerin. Bu şekilde karşılıklı bir şekilde biz dizdik. Ve tenekesini kapatıyoruz. Tenekelerimizi yerine tam olarak oturduğundan emin olalım. Altta açık kalırsa eğer is olabilir şişlerimiz. İs kokar. Artık ateşimizi tutuşturuyoruz. Bu şekilde ufak ufak ateşimizi canlandırıp şişlerimizi pişirmeye başlıyoruz Allah'ın izniyle.
Ateşimizi bu şekilde tenekelerin etrafında yakıyoruz. Kesinlikle ateşimiz tenekenin boyunu geçmesin. Bu defa tavuk da yapsak, bu şekilde şiş de yapsak altındakiler yanar. Yavaş yavaş bu şekilde yakalım etrafını. Bu ne? Elleme sıcaktır. Tenekelerimizi şişlerimizin üzerinden aldık. Görüntü olarak evet çok güzel pişmiş görünüyorlar. Ne çiğ ne pişmiş. Ama bir de alıp yakından görelim bakalım hakikaten pişmiş mi çiğ mi şişlerimiz. Şöyle tepsimize alalım. Görünüş olarak harika. Şişlerimiz toplamda 25 dakikada pişti. Bir de şöyle çıkartalım bakalım elimizden. Yerken zaten bunları bu şekilde yiyeceğiz biz. Çıkıyor mu? Evet. Nasıl ayrılıyor? Bir daha yapalım. Hakikaten çok güzel olmuş şişlerimiz. Etimize bakar mısınız? Lime lime dağılıyor adeta. Umarım bugünkü tarifimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.